hem çevremize hem memleketimize de hayırlı insanlar nasip etsin. İbrahim abi de gerçekten bizim için o hayırlı insanlardan bir tanesidir. Hem iş hayatı, hem sosyal hayatı, hem aile hayatı örnek insanlardan biridir. Burası biliyorsun 2011 yılında yapıldı. Şirket binamızın mimarı İbrahim Şenel'dir. Bence burada bir önce alkışlayalım. İstanbul merkezden gelen yöneticiler oluyor. Moda değişir, moda değiştikçe eskide kalır ama bizim 2011'de yapılan binamıza hala 2023 yılında İstanbul'dan gelen yöneticiler diyorlar ki aa çok modern bir yer. Bu da neyi gösteriyor bizde? Mimarımızın vizyonunu gösteriyor. 12 yıl sonra bile hala insanların vay çok güzelmiş dediği bir yapıyı bize kazandırdığı için ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar anladığım kadarıyla Kerim benden daha iyi siyasetçi oldu. Evet arkadaşlar, İbrahim Şenel, biraz önce Kerim'in söylediği gibi mimarım, 29 yıllık mimarım. Denizli'de bugüne kadar pek çok sivil toplum kuruluşu ve meslek odasında görev yaptım. Mimar Odası Başkanlığı, Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde sektör temsilciliği, son olarak da Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı'nı yürüttüm. Çok taze bir siyasetçiyim. Henüz bir ay oldu ben siyasete girelim. Gerçi ailemden, kökenimden itibaren hem anne tarafından hem baba tarafından siyasette çok ilgiliydik. 1946'da Demokrat Parti'yi kuran bir ailenin evladıyım Denizli'de. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi geleneğinden geliyor idik ama ben rahmetli babamızı kaybettikten sonra siyasetten uzak durmuştum. 30 yıllık bir kesinti vardı. Peki neden 50 yaşından sonra siyasete girdim? Dediğim gibi sivil toplum kuruluşlarında, meslek odalarında takım başkanlıklar, görevler yapmış olsam da memleketin gittiği nokta ile ilgili huzursuzluğum her geçen gün büyüdü. Hele hele ülkenin son yıllardaki durumu, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye adlandırılan sistemin bize yaşattıkları, bu ülkenin ekonomi politikası, bu ülkenin dış politikası, eğitim konusunda yapılanlar, sağlık konusunda yapılanlar, hepsinden önemlisi adalet konusundaki tavrı artık bizi çok rahatsız etmeye başladı. Esiyat başkanıyken hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdiğim bir televizyon programına çıktığımda şöyle telefonlar alıyordum arkadaşlarımdan. Ya başkan çok sert konuştun, Silivri soğuktur. Şimdi ben doğruları söylemeye çalışan bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak bir şeyi doğru söylediğim için neden korkayım? Neden Silivri soğuktur esprisiyle karşılaşayım? Neticede söylediğim şey hakaret değil. Yanlış da değil. Evet, ben hayatıma Desiyat Başkanı olarak devam edebilirdim. Çıkardım televizyonlarda, tavsiye niteliğinde, küçük eleştiri niteliğinde sözler söyleyebilirdim. Sonra da çıkar, konforlu hayatıma devam edebilirdim. Ama bunun sürdürülemez olduğunu bu ülkenin gidişatına baktıkça gördüm ve artık bir inisiyatif almam gerektiğini, elimi, hatta sadece elimi değil, bütün gövdemi taşın altına sokmam gerektiğini hissettim. Bunun bizde bir vebali olduğunu düşündüm. Benim iki tane kızım var. Bir tanesi bu sene üniversite sınavına girecek. Açıkçası ben kızımı son bir aydır toplam 5 saat gördüm. Ama ben bu yolculuğa onlar için çıktım. Sizin de vereceğiniz oyun, sizin geleceğinizle ilgili olmadığını bilin. Sizin vereceğiniz oyun, sizin çocuklarınız, evlatlarınız için, belki de doğmamış torunlarınızı ilgilendiren bir oy olduğunu düşünün. Çünkü bana kızım, baba ben yurt dışında yaşamak istiyorum derse, çok şükür bugüne kadar bunu demedi. Benim onu bu ülkede kalmaya ikna edecek bir şeyleri yapmış olmam lazım. Böyle görüyorum, biliyorum ki bunun yolu siyasetten geçiyor. Çünkü biz itiraz ettiğimiz şeylerin değiştirilebilmesi için yetki sahibi olmak zorundayız. Yetki sahibi dediğimiz şey de elbette ki bu ülkenin yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben bu gidişata kendimce dur diyebilmek adına bir tercihte bulundum. 50 yaşından sonra bu yolculuğa çıktım. Hepinize iyi bayramlar. Allah'a emanet olun. Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak. Söz mü?